Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç yumurta kullanmadan, mayasız çok lezzetli peynirli poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu ekliyorum. Yoğurma kabın içerisine koymuş olduğum bu malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Yeterince karıştırmış olduğumuz malzemelerin içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tarifimde 5,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun içerisine bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Unun bir kısmını daha ekledikten sonra spatula'yı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unumuzu da azar azar kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Bu poğaça hamurunu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özle hamur elde ederseniz poğaçalarınız o kadar güzel ve lezzetli olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuzu yeterince yoğurduk kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor. Yurdumuz hamuru kenara alıyoruz. Poğaçaların içerisine koymak için 100 gram beyaz peynirin içerisine çeyrek demet maydanozu ince ince doğradım. Onu ekliyorum. Çatalla şöyle bir karıştırdıktan sonra iç harcımızı kenara alıyoruz. Poğaçaların dış yüzeyini pekmez ve su, kavrulmuş susama bulayacağız. Bunun için yayvan bir tabağın içerisine 3 yemek kaşığı üzüm pekmezini koyuyorum. Pekmezin içerisine çeyrek su bardağı suyu ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz pekmezli suyu kenara alıyoruz. Hamuru alıyorum, şöyle bir toparlıyorum. Tezgahın üzerine koyduktan sonra rulo haline getiriyorum. İlk olarak hamuru iki parçaya kesiyorum. Bir tanesini alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamuru 8 parçaya kesiyorum. İsterseniz büyük hamurdan parça parça alarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bezelere ayırırsınız. Böylelikle bütün poğaçalarınız aynı ölçüde olur. Kestiğim hamur parçalarını beze haline getiriyorum. Bu arada bu poğaça tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum poğaça hamurundan toplamda 16 adet bez elde ettik. Bir tanesini alıyorum. Çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Ortasına bir tatlı kaşığı iç harcını koyuyorum. Daha sonra bütün kenarlarını birleştiriyorum. Avucumun ortasını da tekrar yuvarlak haline getiriyorum. Hazırladığım poğaçayı ilk olarak pekmezle suya daha sonra da kavrulmuş susama buluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Çay tabağı büyüklüğüne getirmiş olduğum bezenin içerisine bir tatlı kaşığı iç harcından koyuyorum. Daha sonra sıkı bir şekilde uçlarını birleştiriyorum. Avcımın ortasında yuvarlayarak tekrar şekil veriyorum. Poçayı ilk önce pekmezli suya, daha sonra kavrulmuş susama batırarak tepsiye diziyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Poçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Bütün poçalarımızı hazırladık. 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 30 dakikanın sonunda nar gibi kızarmış poğaçalarımız hazır. Yumurta sevmeyenler için gerçekten çok güzel ve lezzetli bir poğaça oluyor. Üzerine koymuş olduğumuz susam ve pekmez sayesinde de simiti andırıyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. İçi dışı çok güzel bir şekilde pişti. Gerçekten çok leziz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.